Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayi Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri ve bu alanda teknoloji geliştirmek gerçekten kolay değil. Özellikle denizde yapılan projeler hem maliyet açısından hem üretim zorlukları göz önüne alındığında her devletin ulaşabileceği bir yetenek değil. Türkiye savunma sanayinin her alanında olduğu gibi bu alanda da kendini hızla geliştiriyor. Özellikle 2004 yılından itibaren askeri gemi inşası konusunda Türkiye hızla geliştiği bir süreç başlattı. Zaten sivil gemi inşasında çok iyi bir noktadaydık. Dünyanın her yerine sivil gemi ihraç eder durumdaydık. Bu başarıyı askeri alana da taşıdık ve birçok başarılı proje ortaya çıktı. Bu projelerin içinde son zamanlarda en çok konuşulan TCG Anadolu gemisi oldu. TCG Anadolu dikey iniş kalkış yapabilen uçaklar için küçük çaplı bir uçak gemisi. Haliyle onun adı çok sık geçiyor. Ama ondan sonra donanmamızın en büyüğü olacak bir gemi daha inşa ediliyor şu an. Ve bugüne kadar adı neredeyse hiç zikredilmedi. Türkiye'nin Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi projesi kapsamında inşa edilen ilk gemisinden bahsediyoruz. Yani TCG Derya'dan. Bugün Türkiye'nin bu yeni dev gemisini konuşalım. Nasıl bir dev derseniz gözünüzde baştan şöyle canlandırın. Hemen hemen iki futbol sahası uzunluğunda. Bu devin bilinen bütün özelliklerini ne işe yarayacağını ve önemini konuşalım bugün. İki gün önce Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir bir tweet attı. Tweette şöyle diyordu. Donanmamızın ikinci büyük gemisi olacak Denizde İkmal Muharebe Destek Gemimiz Derya'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Derya'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor. 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu tweetle dikkatler bir anda Sefine Tersanesi'nin inşa ettiği TCG Derya Gemisi'ne çevrildi. TCG Derya bir denizde ikmal muharebe destek gemisi. Yani deniz kuvvetlerimizin bel kemiği olacak bir proje. Biliyorsunuz bir askeri operasyon yapacaksanız önemli olan birçok faktör var. Ordunun eğitimi, envanterde yer alan araçlar, mühimmat kapasitesi gibi savaşın seyrini tamamen değiştirecek onlarca faktör sayılabilir. Ama bunların içinde en önemli olanı şüphesiz ki lojistik destek. Sadece modern savaşlarda değil, binlerce yıldır yapılan bütün savaşlarda kazanan tarafı genelde lojistik destek kabiliyeti belirledi. Lojistik destek derken kastettiğimiz şey ne? Cephedeki askerlere yakıttan yiyeceği, mühimmattan ilk yardım malzemesine kadar birçok şeyi ulaştırmak. Zaten lojistik denince akla gelenleri söylediğimizde önemini bir kere daha anlamışsınız. İstediğiniz kadar iyi eğitimli askerler olun. Savaş esnasında elinizdeki cephane bittiğinde çaresiz kalırsınız. Size piyade tüfeğiyle saldıran bir askere karşı taş atacak değilsiniz. Ya da savaşa devam edebilmeniz için karnınızın tok olması gerekiyor. Yani cepheye ulaştırılacak bir ekmek bile savaşın sonucunu belirleyebilecek bir etken. O yüzden siz ön cephede savaşırken geride çok ciddi bir lojistik faaliyet yürütülmek zorunda. Bunun yapılamadığı zaman neler olduğunu birçok savaşta gördük. Mesela en yakın örnek Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya özellikle Kiev'i kuşatma altına almaya çalıştığı zaman lojistik anlamda rezil oldu. Hatırlarsınız 5000'den fazla zırhlı araç Kiev yolunda günlerce beklemişti. Bekleme sebepleri de gerçekten komikti. Rusya araçlarına yakıt tedarik edemedi. Yakıt sıkıntısı yaşadığından mı? Elbette hayır. Rusya dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından biri. Sıkıntı yaşadığı alan lojistik destekti. Bunu beceremediği için Kiev yolundan binlerce zırhlı aracını geri çekmek zorunda kaldı. Bir kısmı kullanan askerler tarafından terk edildi. Bir kısmı da hareket edemediği için Ukrayna birlikleri tarafından vuruldu. O bölgede yaşanan olay da Ukrayna değil de gerçekten güçlü bir devlet olsaydı oradaki 5000 zırhlıdan bir tanesi bile Rusya'ya geri dönemezdi. Yani o örnekte de net bir şekilde gördük ki lojistik destek bir ordunun harp kabiliyetinin merkezinde yer alıyor. Belki normal şartlarda çok önemli görmeyeceğimiz yakıt tedariği tek başına 5000 zırhlı aracın çöp olmasına sebep oluyor. Ve yakın zamanda yaşandığı için örneği bir kara savaşından versek de lojistik faaliyetler kara, hava ve deniz ordularının tamamı için hayati öneme sahip. Ve belki de kara lojistiği işlerinde en kolay olanı. Denizde bu işi yapmak gerçekten zor. Limanlarınızda, kıyı şeridinizde bu konuda zorluk yaşamazsınız. Ama savaş gemileriniz ana karadan uzaklaştıkça lojistik faaliyetleri de zorlaşmaya başlıyor. İşte bu noktada bugün konumuz olan TCG Derya gibi gemiler ön plana çıkıyor. TCG Derya savaş gemilerinin helikopter yakıtı dahil akaryakıt ve su ikmallerini hızlı şekilde karşılayabilecek şekilde geliştiriyor. Bunun yanında afet ve acil durumlarda müdahale ve insani yardım içinde görev yapabilecek altyapısı var. En güzel özelliklerinden biri insansız deniz araçlarıyla birlikte görev yapabilecek olması. Bu durum geminin yeni çağa uygun şekilde tasarlandığının göstergelerinden biri ve insansız deniz araçlarıyla kullanımı bu gemiyi dünyadaki en etkin lojistik gemilerden biri haline getiriyor. Mesela gerginliği yaşandığı yerlere gemilerinizi göndereceksiniz. Bu gemiler sahada birlikte durmayacak, bölgeye yayılacaklar. TCG Derya bunların merkezi denebilecek bir konuma geldikten sonra insansız deniz araçları devreye girecek. Aynı anda bütün gemilere ihtiyaç araçlarının yüklendiği insansız deniz araçları gönderilecek. Bu şekilde hem zamandan tasarruf edilecek hem maliyetten. Aynı işi bir dev olan TCG Derya ile yapmak elbette çok daha zor olurdu. Bir de insansız deniz araçlarının bu gemideki kullanımı sadece lojistik destekle sınırlı kalmayacak. Daha önce insansız deniz araçlarımızı konuşmuştuk. Biliyorsunuz bunlar genel olarak silahlı sistemler ve TCG deryayı da belli başlı tehditlere karşı koruyacaklar. Hatta sadece kendi gemilerini değil, lojistik destek sağlamak için geldikleri bütün gemileri koruma kabiliyetine sahip olacaklar. Yani hem lojistik destek sağlarken bir yandan da refakat amaçlı kullanılabilecekler. Biliyorsunuz yakın zamanda TCG Anadolu envantere girecek. Bu gemi donanmamızın amiral gemisi olacak. Ufak çaplı bir uçak gemisi bu. Tabi bizde dikey iniş kalkış yapabilen savaş uçağı olmadığı için biz daha çok SİHA üssü olarak kullanacağız. Ve TCG Anadolu gibi dev platformlar tek başlarına denize açılmazlar. Mutlaka onlara refakat eden gemiler sürekli yanlarında hareket ederler. Mesela TCG Anadolu'nun yanında açık denizde korvet, Fırkateyn ve TF-2000 gibi gemiler yer alacak. Yani TCG Anadolu'nun yapacağı bir harekat çok büyük bir filo hareketliliği demek olacak. Birlikte hareket eden bu gemilerin erzak, mühimmat, yakıt ve bakım onarım işi de TCG Derya'da olacak. Yani TCG Derya TCG Anadolu projesinin bile bel kemiği olarak görülebilir. Bu gemi sefine tersanesi tarafından inşa ediliyor. Yaklaşık 200 metre uzunluğu var. 25 metreye yakın genişliğe sahip. 4500 deniz mili menzil ve 30 günden fazla ikmalsiz denizde kalma kabiliyetiyle üretiliyor. Geminin yerlilik oranı çok yüksek. Tek tek saymayalım ama kritik sistemlerden çoğu Aselsan ve Havelsan tarafından üretiliyor. Bu sistemlerin içinde stabilize top sisteminden savaş yönetim sistemine kadar her şey var. Bir de bu proje ciddi bir tasarım değişikliği yaşadı. 2 kule vardı 4'e çıkarıldı. Ayrıca gemiye 16 tonluk helikopter taşıma kabiliyeti eklendi. Bu şekilde personel kapasitesi de 326'ya çıkarıldı. TCG Derya'nın sözleşmesinde teslim tarihi Nisan 2024'tü. Ama savunma sanayi başkanımız bu tarihin değiştirildiğini duyurdu. Cumhuriyetimizin 100. yılını yetiştirilebilsin diye canla başla çalışılıyor. Eğer başarılabilirse 27 Eylül 2023 tarihinde geminin envantere girdiğini görme imkanımız olacak. Ve bu geminin envantere girişiyle Türk Donanması'nın harekat kabiliyeti de kat kat artacak. Deniz kuvvetlerimiz için böyle büyük projeler yapmak zorundayız. Bakın bu bir tercih meselesi değil. Buna mecburuz. Çünkü son zamanlarda Yunanistan'la yaşadığımız gerginlikleri biliyorsunuz. Bazen bu konuyu açtığımda kızıyorsunuz. Yunanistan kim ki rakibimiz gibi gösteriyorsunuz diyorsunuz. Ama mesele hiçbir zaman Yunanistan olmadı. Yunanistan'ı maşa olarak kullanıp üzerimize gelmek isteyen batıdan bahsediyoruz aslında. Yüzyıl önce de bu böyle olmuştu. Bugün de böyle olacak. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikler bir gün ciddi bir noktaya gelecek. Ve buna hazırlıklı olmak zorundayız. Zaten aylardır yaşananlara baktığımızda Yunanistan'ın bu görevi aldığı Aldığını anlamak çok zor değil. Mesela daha geçenlerde YouTube'da bir video paylaşıldı. Kendilerine Çelik Savunma ve Caydırıcılık Kuvvetleri adı veren bir birlik Sisam adasına çıkarma yaptı. Ve burada bir tatbikat gerçekleştirdiler. Sisam adası Kuşadası'na 22 kilometre mesafede ve silahlandırılması yasak adalardan biri. Bu yayınlanan video Türkiye'yi en üst düzeyde tahrik etmek anlamına geliyor. Yine aynı şekilde Yunan Savunma Bakanı konu Türkiye olduğunda yapmaya güçlerinin yetmeyeceği her şeyi sıralıyor. Ve bunları boşuna yapmıyor. Batı tarafından Türkiye'ye karşı piyon olma görevi verildi. Onlar da savaş ortamını oluşturmaya çalışıyorlar. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Kısaca özetlersek Yunanistanı bize karşı ciddi şekilde hazırlıyorlar ve bu hazırlık çatışmayla sonuçlanırsa işin büyüğü deniz kuvvetlerine düşecek. İşte böyle bir durumda da lojistik faaliyetler inanılmaz önemli olacak. Bugün konuştuğumuz TCG Derya'nın önemi o zaman çok daha iyi anlaşılacak. 27 Eylül 2023 tarihi geldiğinde dünyanın en gelişmiş lojistik destek gemilerinden biri Türk Donanması'nın hizmetinde olacak inşallah. Savaş anı geldiğinde savaşan Türkse sen onu silahsız, cephanesiz bırakma yeter. Gerisi zaten tarihin akışı gibi. Akar gider Allah'a emanet olun.